Selam herkese, Trended Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste makine öğrenmesinin ne olduğunu ve makine öğrenmesi için Python'da hangi kütüphanelerin kullanıldığını anlatacağım. Derse geçmeden önce en güncel derslerden haberdar olmak için abone değilseniz abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Makine öğrenmesi uygulamaları son yıllarda günlük yaşamımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Örneğin hangi filmi seyredeceğimiz, ne yemek sipariş vereceğimiz, hangi ürünü satın alacağımız gibi önerilerin yanında fotoğraflarımızdan, arkadaşlarımızı tanımadan, sürücüsüz araba tasarımlarına kadar birçok alanda makine öğrenmesi algoritmaları kullanılmakta. Hatta Facebook, Amazon veya Netflix gibi kompleks web sitelerine baktığınızda sitenin her parçası çoklu makine öğrenmesi uygulaması içermekte. Ticari uygulamaların dışında yıldızları anlama, gezegenler arasındaki mesafeyi bulma, yeni parçacıklar keşfetme, DNA dizilerini analiz etme, kanser tedavilerini kişiye özel hale getirme gibi çeşitli bilim dallarında da makine öğrenmesi algoritmaları kullanılmakta. Özetle bu derste makine öğrenmesi nedir? Niye makine öğrenmesi kullanılıyor? Makine öğrenmesinin çeşitleri nelerdir? Makine öğrenmesi problemi nasıl çözüyor? Makine öğrenmesinde verinin özellikleri nelerdir? Makine öğrenmesi için Python'da gerekli araçlar ve kütüphaneler nelerdir? Gibi konulardan bahsedeceğim. Bilgisayar, akıllı aletler ve internet teknolojisi geliştikçe üretilen veride büyük bir artış oldu. Big Data denilen büyük verinin yönetilmesi çok önemli bir hale geldi. Gelişmek ve rekabet etmek için bireyler, kurumlar ve ülkeler bu büyük veriyi değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Büyük veriyi değerlendiren şirketler ayakta kalırken, değerlendiremeyenler tarihin çöp kutusunda yerlerini almaktadırlar. Parmaklarımızın ucunda olan bilgiyi değerlendirmek için çeşitli yöntemler geliştirildi. İşte makine öğrenmesi veriden bilgiyi çıkarma bilimidir. Bir başka ifadeyle makine öğrenmesi verileri kullanarak akıllı aletlerin bir karar verme problemini kendi kendine çözebilmesidir. Bu bilim istatistik, yapay zeka ve bilgisayar bilimlerinin kesişim alanıdır. Ayrıca makine öğrenmesine istatistiksel öğrenme de denir. Yapay zeka uygulamalarının ilk zamanlarında Kullanıcı girdilerini düzenlemek için if-else gibi elle kodlanan karar yapıları kullanılıyordu. Örneğin ilk akıllı uygulamalardan bir olan spam filtrelemesi ile virüs içerebilecek mailler spam klasörüne taşınıyordu. Bir e-mailin spam olup olmadığına oluşturulan sakıncalı kelime listesine göre karar veriliyordu. Eğer bir e-mailin içeriğinde sakıncalı kelime varsa spam olarak değerlendiriliyordu. Fakat elle kodlamanın iki önemli dezavantajı vardı. Öncelikle bir görev için yazılan algoritma spesifikti. Görevde az bir değişiklik olsa bile bütün sistemi tekrar yazmak gerekebiliyordu. İkincisi bir karar vermek için dizayn edilen sistem insan tecrübeleriyle yapılıyordu. Örneğin daha önce bilgisayarlar elle kodlama yaklaşımı ile resimlerdeki yüzleri bulamıyorken Bugün akıllı aletler bir fotoğraftaki yüzleri fark edebiliyor. Fakat 2001 yılına kadar yüz fark etme çözülemeyen bir problemdi. Bir yüzü algılamak için insanlardan farklı olarak bilgisayarlar pikselleri kullanır. Makine öğrenmesi kullanarak yeteri miktar yüz verisiyle algoritma yazılıp bir yüzün özellikleri belirlendi ve bu algoritma ile akıllı aletler fotoğraflardaki yüzleri fark edebilir hale geldi. Makine öğrenmesinde kullanılacak algoritma veri setine göre seçilir. Veri setinin çıktı değerleri biliniyorsa denetimli öğrenme, bilinmiyorsa denetimsiz öğrenme algoritmaları kullanılır. Denetimli öğrenmede girdiler ve istenen çıktılar ile algoritmalar yazılır. Denetimli öğrenme denmesinin sebebi deyim yerinde ise bir öğretmen algoritmanın her bir örnek için istenen çıktıyı doğru verip vermediğini denetler. Bu algoritma bir girdiği için bir çıktı verir. Bu öğrenme çeşidinde bir insandan yardım alınmadan algoritma oluşturulamaz. Örneğin biraz önce anlattığım spam sınıflamasında yeterli miktarda e-mail ile algoritmalar oluşturulur. Bu algoritma ile yeni bir e-mailin Spam olup olmadığına karar verilir. Şimdi denetimli öğrenme ile ilgili birkaç örnek verelim. Bir mektuptaki el ile yazılan numaralardan Posta kodlarını belirleme bir denetimli öğrenmedir. Buradaki girdi el yazısı taramalarıdır. Çıktılar ise asıl posta kodlarıdır. Medikal resimlere bakarak Bir tümörün iyi huylu olup olmamasını belirlemek de bir denetimli öğrenmedir. Burada resimler girdi ve tümörün iyi huylu olup olmaması ise bir çıktıdır. Kredi kartı işlemleri dolandırıcılığını tespit etmede başka bir denetimli öğrenme örneğidir. Burada girdi kart işlemlerinin kayıtları ve çıktı ise işlemin sahte olup olmamasıdır. Diğer makine öğrenmesi çeşidi denetimsiz öğrenmeydi. Bu çeşitte yalnız girdiler bilinir fakat çıktılar bilinmez. Şimdi denetimsiz öğrenmeye birkaç örnek verelim. Blok gönderilerinde başlıca konuları tespit etmek, bir denetimsiz öğrenmedir. Önceden bu metinlerin konuları hatta kaç tane konusu olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada çıktılar bilinmiyor. Müşteri kayıtlarından benzer tercihleri olan müşterileri gruplamak da denetimsiz öğrenmedir. Bu grupların ne olacağını önceden bilmiyoruz. Örneğin bu gruplar kitap okumayı sevenler veya oyun oynamayı sevenler olabilir. Bir web sitesinde normal olmayan hareketleri bulmak da başka bir denetimsiz öğrenme örneğidir. Her bir olağan dışı hareket çok farklı olabilir. Belki de olağan dışı bir hareketi önceden kaydetmemiş olabiliriz. Burada bir işlemin normal ya da anormal olup olmamasını bilmediğimiz için bu bir denetimsiz öğrenme problemidir. Süper. İki önemli öğrenme çeşidinden bahsettik. Makine öğrenmesinde verilerden bilgi çekildiği için biraz da verilerin özelliklerini anlatalım. Denetimli ya da denetimsiz öğrenmede verilerin bilgisayarın anlayacağı şekilde olması önemlidir. Veriler genellikle tablo olarak girilir. Makine öğrenmesinde her bir satır sample veya data point denen bir örnektir. Her bir sütunda örneklemin features olarak ifade edilen özelliklerini gösterir. Örneğin müşterilerin bilgilerinin olduğu bir veri setinde her bir müşteri bir örnektir ve tablonun satırlarına yazılır. Müşterinin yaşı, e-maili gibi örneğin özellikleri de sütunlara yazılır. Veriyi analiz etmeden önce analize uygun hale getirmeliyiz. Buna literatürde veri ön işleme denir. Veri ön işleme süreci şu aşamalardan oluşur. Öncelikle veri temizleme ile tutarsız veriler kaldırılır. Veri bütünleştirme ile birden fazla veri birleştirilir. Veri dönüştürme ile veri uygun formatlara dönüştürülür. Veri indirgeme ile boyut sayısı azaltılır. Bu aşamalardan geçen veri ile top gibi oynayabiliriz. Titan özellikle son yıllarda veri analizi çalışmaları için çok popüler oldu. Veri ön işleme, veriyi görselleştirme, istatistik ve doğal dil işleme gibi veri analizleri için kullanılan çok zengin kütüphaneleri vardır. R programlama dili de veri analizi için kullanılır fakat Python, genel amaçlı programlama dilleri gibi GUI denilen istatistiksel kullanıcı arayüzlerine ve web hizmetlerine de olanak sağlar. Önemli bazı Python kütüphanelerini yakından inceleyelim. Scikit-learn açık kaynak kodlu bir projedir. Bunun anlamı dağıtımı ve kullanımı ücretsizdir ve kaynak kodları kolayca elde edilebilir. Scikit-learn projesi sürekli geliştirilmekte ve iyileştirilmektedir. Çok aktif bir kullanıcı topluluğu vardır. Bu kütüphane makine öğrenmesi için Python'ın en önemli kütüphanelerinden biridir ve birçok makine öğrenmesi algoritması içermektedir. Ayrıca çok geniş bir dokümantasyonu vardır. Endüstri ve akademik çalışmalar için yaygın şekilde kullanılan bu kütüphane diğer bilimsel Python kütüphaneleri ile çok uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. scikit 4 kütüphanesini Spotify, Evernote, Bookik.com gibi Ünlü şirketler kullanmaktadır. Scikit-learn, NumPy ve SciPy kütüphanelerine bağımlıdır. Bu kütüphane ile analizler yaparken genellikle veriyi görselleştirmek için Matplotlib ve interaktif editör olarak Jupyter Notebook kullanılır. Bu kütüphaneleri yüklemek için Anaconda platformunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Scikit-learn, NumPy, Pandas, SciPy gibi veri analizi için kullanılan birçok kütüphane Anaconda platformu ile yüklü gelir. Anaconda platformu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için kanalımızdaki Anaconda dersini izleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir platform kullanmadan makine öğrenmesi için gerekli kütüphaneleri yüklemek isterseniz pip kullanmanız gerekir. Bilgisayarınızdaki terminali açıp komut satırına pip install numpy scipy matplotlib I Python, scikit-learn pandas komutunu yazarsanız gerekli kütüphaneler yüklenir. Python'da bilimsel hesaplamalar için kullanılan en temel kütüphanelerden biri NumPy'dir. Bu kütüphane ile çok boyutlu dizi işlemleri yapılabilir ve yüksek düzey matematiksel fonksiyonlar kullanılabilir. SciPy, Python'da bilimsel hesaplamalar için fonksiyonların olduğu diğer bir kütüphanedir. Bu kütüphane ileri lineerce bir optimizasyon, özel matematik fonksiyonları ve istatistiksel dağılımlar içerir. Veriyi görselleştirmek için genellikle Matplotlib kütüphanesi kullanılır. Eğer istatistiksel grafikler çizmek isterseniz Seaborn daha çok önerilir. Seaborn, Matplotlib üzerinde çalışan ve Pandas ile daha uyumlu olan bir kütüphanedir. Veriyi daha iyi görselleştirdiği için Veri analizlerinde genellikle Jupyter Notebook editörü kullanılır. Jupyter Notebook'ta grafikleri satır aralarında görmek için yüzde Matplotlib inline komutu kullanılır. Eğer grafikleri interaktif görmek isterseniz o zaman yüzde Matplotlib Notebook komutu kullanılır. Veri analizi için kullanılan diğer bir önemli kütüphane Pandas'tır. Pandas ile veri ön işlemleri kolayca yapılır ve veri analize uygun hale getirilir. Bu kütüphanenin en önemli veri yapısı Data frame'dir. Bu veri yapısı satır ve sütunlardan oluşan iki boyutlu bir tablodur. Excel tablosuna benzerdir. Data frame'in her bir sütun ondalıklı sayı, string, obje, dates yani tarih gibi ayrı veri tipleri olabilir. Data frame'in işlerimizi kolaylaştırıcı birçok metodu vardır. Pandas'ın diğer bir önemli özelliği CSV, TXT gibi farklı formattaki verileri kolayca okumasıdır. Bu saydığım kütüphaneler makine öğrenmesi için olmazsa olmaz kütüphanelerdir. Bu kütüphaneler hakkında daha fazla bilgi almak için kanalımızda Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn ve Jupyter Notebook derslerini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Mükemmel kütüphaneler hakkında bilgi verdik. Şimdi son olarak şu an Python'ın Python 2 ve Python 3 şeklinde iki versiyonu var. Python 2 yakın bir zamanda kaldırılacak. Dolayısıyla ben makine öğrenmesi dersleri için Python 3'ü kullanacağım. Gelecek ders makine öğrenmesi ile ilgili ilk uygulamamızı yapacağız. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.